Hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktuk. Evet, neden yoktuk? Çünkü sürekli yağmur yağdı. Biz de hafta sonları video çekebiliyoruz. Çünkü sürekli çalıştığımız için sadece pazar günleri boş olabiliyoruz. Yağmur yağdı, bir şey oldu. Mesela büyük köpeğimizin eşlemesi vardı. Onunla ilgili bazı ufak tefek aksilikler yaşandı falan fistan derken bir süre video çekemedik. Böyle biraz geç kalmış olduk. Neyse, velhasıl bugünkü konumuz yine bildiğiniz üzere kanalımızın konsepti. Kızım, kanalımızın konsepti Amerikan Bully olduğu için bir giriş yapmıştık sizinle. Şimdi ırkı tanıtmayı düşünüyoruz. Hani Amerikan Bully nedir? Hani bu ırk köpekler işte sürekli şey sanılması, işte pitbull sanılması vesaire. Öncelikle hani şunu söyleyeyim, Amerikan Bully pitbull değil. Yani şöyle, Amerikan Bully zaten yeni bir ırk. 94'lerde, 96'lar arasında BGK Kennel ve birkaç Amerika'daki Kennel Club'ın ortaklaşa eşlemeleriyle Amerikan Staffordshire'larla pitbull'ların böyle iyi özellikli olanlarının eşlenerek üretildiği bir ırk. Hani oradan gelmiş ve şu an tam olarak Amerika'da hani registration yapılmış. Hani Amerika bunu bir ırk olarak tanıyor. İngiltere bunu bir ırk olarak tanıyor. Ama henüz Uluslararası Köpek Federasyonu henüz tam olarak ırk olarak tanımış değil. Onunla ilgili de çalışmalar var. Ama şu anda Amerikan Bully ile ilgili hani SCR'sine, registration'a güveneceğiniz hani iki tane Kennel Club söyleyebilirim. Birisi ABK'cı, birisi EBK'cı. Bunlar köpeğinizi SCR'lendiren iki farklı kuruluş. Daha farklı köpekleri de SCR'lendiriyorlar ama daha çok Amerikan Bully üzerine çalışan kuruluşlar. Bizim köpeklerimiz ABK'cı SCR'li, Amerikan Bully Kennel Club. Yani anneleri babaları oradan geldiği için klublar arasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Bunların belli standartları var. Belli standartlar içerisinde işte bu köpek biliyorsunuzdur belki, boyut işte X-Large, Standard, Classic, Pocket diye gidiyor. Boyutlarına göre sınıflamışlar. Standartize ettikleri boyutu Standard. Amerikan Bully Standard dedikleri bir boyut var. Türkiye'de pek görmeye alışık olmadığımız farklı farklı ekstremdi bilmem neydi falan diye isimlendirilen bir boyut var. Türkiye'de tam bilinmediğini düşünüyorum açıkçası standartın. Standart boyutun özellikleri şimdi şu şekilde. Bunların boylarına göre sınıflandırılıyor bu köpekler. Standart boyutta işte erkekler için 43 cm ile 51 cm arasında bir omuz yüksekliği, yerden omuz yüksekliği olması lazım. Dişilerde de 40 cm ile 48 cm arasında bir yükseklik olması gerekiyor. Bunu boy olarak standart olarak kabul ediyor hem ABK'cı hem EBK'cı. Standartın özelliği şu, standartlar daha kalın, daha kütleli köpekler. Klasik ile standart arasında bir boy farkı yok. Sadece klasik olanlar daha çok Amerikan Pitbull Terrier, Amerikan Staffordshire Terrier'e daha yakın olanlar. Ve şey olarak da, kütle olarak da standarda göre biraz daha kemiksiz, daha kassız olanlar diyebiliriz. Bunun bir boy büyüğüne X-Large diyoruz. Bunun standartın bir boy kısasına da Standartın bir boy kısasına da Pocket deniyor. Bunların da belli boy standartları var. Ama ana temada köpeğin özellikleri, istenen tüy özellikleri, kafa yapısı özellikleri vesairesi birebir aynı. Sadece standartın biraz daha kütleli olmasını, daha küt olmasını istiyorlar. Mesela yani basit örnekler işte alt çenesinin üst çenesinden işte daha ileride olmaması gerekiyor falan gibi belli standartları var. Ona göre registre ediyorlar, ona göre kayıt alıyorlar. Ve belli bir secerelendirme sistemleri var bu köpeklerin. İşte belli miktarda A secere dediğimiz secerelerde en az işte 3 kuşaktan ötesini bilmeniz gerekiyor. Zaten bir Amerikan Bully aldıysanız bir yerde teknik olarak 5 göbek, 6 göbek falan seceresi vardır. Seceresi varsa. Ki EBKC secereli alırsanız da anne babanız eğer yani onaylı bir üreticiyse aldığınız yer DNA testi vesaire bir şey yaptırabilirsiniz zaten. Yani çünkü onaylı üreticilerin anne baba köpeklerinin DNA'sını göndermesi şart EBKC'de. Onaylıysanız, Türkiye'de onaylı EBKC üreticisi yok. Onaylıysanız DNA'larını yolluyorsunuz. Sizden yavru alan biri onun DNA'sını 60 dolar, 60 euro gibi bir şey karşılığında köpeğin anne babasının kim olduğunu siteden görebiliyor. Yani o kadar basit bir secerelendirme sistemi var. Gelelim ırkın hani boyut vesaire özellikleri dışında karakteristik özelliklerini.
Bu köpekler hani ataları çok fazla iş köpeği olmasına rağmen, yani Staffordlar da Pitbull'lar da o kadar iş köpeği, o kadar yüksek enerjili köpekler değiller. Daha kaslı oldukları için, daha kütleli oldukları için daha çabuk yorulan, öğrenme kabiliyetleri orta düzey diyebileceğimiz, yani ileri düzey çok fazla komut alabilen köpekler değiller. Agresyon seviyesi çok daha düşük köpekler. Ki yani Pitbull'ların falan da agresyon seviyesi çok yüksek değil. Onlar gibi özgüvenli köpekler, sevecen köpekler ama agresifleştirmek, agresyon özelliği katmak çok 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 zor. Onun dışında aileye çok uygun köpekler, ailede beslenebilecek köpekler. Bunun sebebi de tolerasyon eşikleri çok yüksek. Hani ağzını ısır, yüzünü ısır, elini ısır, orasını çek falan. Herhangi bir tepki verecek köpekler değiller. O tarz karakterde, sert karakterde, baskın, dominant karakterde köpekler değiller. Yani zaten direkt sizin içerisinde aileye, aile fertlerine üye olup evdeki herkes işte alfa olarak belirleyip hani sizin peşinizden gelen, sizi takip eden, iyi eğitilirse aileye, çocuğa, bebeğe çok 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 iyi entegre olup beslenebilecek bir köpek ırkı. Yani birçok köpek eğitmeninin de hani büyük ırk köpek tercih edecekse, ki şöyle bir güzelliği var. Büyük ırk olarak da alabilirsiniz, orta ırk olarak da alabilirsiniz, küçük ırk olarak da neredeyse alabileceğiniz boyutları var ve her çeşidini beslemek aynı miktarda insana keyif veriyor. Biz çok fazla keyif alıyoruz açıkçası fırlamalarımızda. O şekilde özellikleri var. Hastalıklarından bahsedecek olursak, hani daha yeni bir ırk olduğu için çok fazla genetik hastalıklarla ilgili bilinen şey yok. Hani daha 20 yıllık, 30 yıllık bir ırk. Ama şöyle söyleyebilirim ki kütleleri bir yanda çok yükseldiği için eklem rahatsızlıkları, özellikle kalça rahatsızlıkları, dirsek rahatsızlıkları görülebilecek köpek ırklarından. Özellikle Türkiye'de şöyle bir anlayış var. İşte normalde kategorizasyonda olmayan XX large, işte ekstrem falan gibi böyle terimlere uydurmak için köpeklere çok fazla kilo aldırılıyor. Çok fazla şişiriliyor, sağlıkları çok ciddi manada bozuluyor. Bu hem eklemleri için iyi değil bu köpeklerin, aynı zamanda da kalpleri için iyi değil. Yani bilinen zaten iki oluşabilecek rahatsızlıkları var, hani genetik olarak taşıdıkları. Birisi işte dilate kardiyomiyopati, yani kalplerinin normalden büyük olması ve işte kalp krizine daha çok yatkınlıkları olması. Bir de eklem problemleri. Bunların ikisini de destekleyecek şey işte kilo almalarıdır. İşte platformlarda falan görüyoruz, işte benim köpeğim 70 kilo, benim köpeğim 80 kilo. Yani registration'da şöyle bir şey var. X-Large Bully için verilen boyut, yani erkekleri için 53 santim 57 santim arası, 51 santim 57 santim arası. Dişleri için de 48 santimle işte 55 santim arası gibi bir şey. Ama işte benim köpeğimin yüksekliği işte 70 santim, 68 santim. Ya böyle bir şey istiyorsanız, zaten bu boyutta köpek istiyorsanız gider Presse Canario beslersiniz, Cane Corso beslersiniz, Kangal beslersiniz. Ve birçok yani böyle sağlıksızlığa yol açacak kilolara falan çıkarılıyor köpekler. Onları açıkçası çok hani doğru bulmuyorum. Yani o yaklaşımı doğru bulmuyorum. Benim köpeğim daha büyük, benimkisi daha büyük. Üreticiler için de bu şekilde. Dünyada bu şekilde. Yani köpekleri tartıyorlar. Bir yaşında işte 180 LBS, 170 LBS. 170 LBS dediğin şu anda kaç yapıyor? 60, 75 kilo falan yapıyor yani. 75 kilo. İşte 1 yaşında köpek, ondan sonra ardından ya benim köpeğim niye 4 yaşında öldü, şöyle oldu, böyle oldu. Çok şey yani doğru şeyler değiller. Köpeğinize, köpek beslemesiyle ilgili video yaparız, neyle besliyoruz biz. Hani köpeklerimizi formda tutmaya çalışıyoruz. Hani şöyle, Milan şu an 13 aylık, işte 40, kaç kilo, 42, 41, 45, o civarlar gidip geliyor. İşte bir ufak bir İştahsızlık durumu oldu eşlenme döneminde, işte yiyemedi, içemedi falan. İşte 39-40'lara düştü. Sonra şu an mesela 44'lerde, 45'lerde. 1 yaşında bir köpek daha fazla da büyümeyecektir. Hadi doğumdan sonra falan olsun 47 kilo, 48 kilo falan bir köpek olacaktır. Dahası yok. Biz zorlamayacağız yani köpeği daha fazla büyüsün diye. Olay o. Irkın özellikleri bunlar. Zaten beslediğiniz zaman, çevrenizde gördüğünüz zaman görebilirsiniz. Sevecen, sıcakkanlı, yumuşak huylu, aileye çok iyi uyum sağlayabilen, çok fazla bir rahatsızlığı olmayan, tüy dökme problemi olmayan, doğru vitaminler ve doğru tımar, haftada bir kere tımar edilse yeter. Çok fazla enerji atma ihtiyacı olmayan açıkçası. Yani günlük hafif bir basit spor, işte yarım saat, 40 dakika falan bir oyun. Bir de işte böyle bir işte uzun mesafeli, çok uzun olmamak kaydıyla işte 1 kilometre, 1,5 kilometre falan bir işte park yürüyüşü, park gezintisi. Bunu yaptığınız zaman zaten gün içerisinde stabil algıyla, stabil mental algıyla tüm gün
yatıp dinlenecek, sizinle güzel vakit geçirecek bir köpek. Gördüğünüz gibi bizim Cici'nin koruma şeyleri var. O biraz şey yani, alan korumacı bir köpek. Türkiye'de de secerelendirme sistemi var şu anda. Türkiye'nin kendi federasyonu var. Abicoster diye bir dernek var. Amerikan Bully Koruma ve Spor Derneği diye uzun bir açılımı olan bir dernek var. Köpeklerinizi oraya kaydettirmenizi tavsiye ederim kesinlikle, secereli köpeklerinizi. Seceresi olan bütün bullileri kabul ediyorlar. Yani EBKC, ABKC, İKC bütün secereleri kabul ediyorlar. Türk seceresi çıkarmış oluyorsunuz. Mikroçiplerini oraya işletebiliyorsunuz. Onlar herhangi bir işte zabıta alma durumu, şikayet falan durumu olduğu zaman size yardımcı oluyorlar. Ulaşabilirsiniz yani Abicoster'in Facebook sayfasından, Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz bununla ilgili. Yani yetkili kişilere sizi ulaştırırım. O şekilde köpeğinizi ve kendinizi sağlama alabilirsiniz. Çünkü can yani, bunlar evlat. Hiç kimse istemez gitsin barınaklarda falan saçma sapan hayatlar yaşasın. İstemezler. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, Amerikan Bulliler asil duran, daha çok sessiz, sakin, uyumlu bu tarz hayvanlar. Mila kızımız, Cici kızımız. Böyle bulunmuş bu şekilde. Sessizler, sakinler. Gelişi. Öyle. Irkın özellikleri işte gördüğünüz gibi X-Lash Bully. Dişi. Milanın yerden yüksekliği 55 santim, 54 santim civarı bir şey. Hani o tarz bir boyu var. Cici biraz daha uzun Mila'ya göre. Daha da uzamaz, çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz. Bu saatten sonra kendisi daha 7,5 aylık kalınlaşacaktır diye düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi kaslı. Omuz kasları bunlar. Triceps'i burada. Mila'nın zaten kastan ibaret bir köpek. Kaslı, kısa burunlu. Yani orta kısa, çok fazla öyle boxer'lar falan gibi değil. Bu şekil. Köpek kulaklarında estetik var ikisinin de. Normalde kullanılabilir. Biz estetikli sevdiğimiz için bu şekilde yaptık ufaklıklarımızı. Göğüsleri gördüğünüz gibi geniş. Geniş göğüs kafesi. Bu arada renk çeşitliliği, renk skarası sınırsız. Bully'de her renk var. Hani lekeli, lekesiz, tri-color, işte solid renklerden, chocolate'ından, siyahına, beyazına. Her renk var. Bembeyaz da var. Yani Dogo Argentino gibi bembeyaz albino olanlar da var. Onlar da hatalı olarak görülüyor bu arada. İkisi de başka yana bakıyor. Bakın orada kedi var. Bu şekilde kısa kalın boyunlu. Ayaklarının düz yere basması gereken ön ayakları. Düz yere basan köpekler. Ön ayakları bir tık arka ayaklarına göre daha kısa olan, kabul gören. Normalde aynı da olabilir. Bu şekilde yanaklarının kaslı olması, kafa üstlerinin kaslı olması istenen köpektir. Irkın standartize edilmiş özellikleri bunlar ama onun dışında hani size çok yarayacak, yarıştırmayacaksanız köpeklerinize çok yarayacak şeyler değiller. Sadece almanız, alırken dikkat etmeniz gereken şey secerelendirmesi, hayvanın secereli olması, annesinin babasının aynı Kennel Club'a şeyli olması, kayıtlı olması. Onun dışında da gördüğünüz gibi hayvanların sevecenliği, sessizliği, sakinliği, sizinle güzel vakit geçirmeleri. Durumları bu şekilde. Cici. Bizimkilerin ayrı. Rengi ne? Bizimkilerin rengi Cici Blue Fawn diye geçen bir renk. Yani tam blue değil, fawn da değil. Mila da fawn, maskeli fawn. Yüzünde yarım maskesi var. Vücudunda yarım beyaz maskesi var. İşte Cici'nin akıtması var. Mila'nın full beyaz. Amerikan Bully bu şekilde ve ırk. Yolda görüp hani insanların şey diyeceği sürekli, ya abi maşallah pitbullları nasıl beslemişsin, nasıl bu kadar iriler, nasıl bu kadar kaslılar diyecekleri bir ırk. Pitbull değiller, staffta değiller. Amerikan Bulliler Amerikan Bulli dışında bir şey değiller yani. Böyle bebekler, bebekleri. Bebekleri. Öpüşme saati. Öpüşme saati. Yakın zamanda Mila'nın eşlemesi oldu. Beklemedi isimlilik. Bilmiyoruz herhangi bir şey, gebelik vesaire bir şey var mı bilmiyoruz. Bekliyoruz, onu da paylaşırız. İlgisi gelince. Hey Mila. Annem olacağım. Annem olacağım. Ne kızım. Annem olacağım. Sıcak tabii. Çok alıştıkları sıcaklıklar değiller. Yaz gelmeye başladı. 28-29 derece.
hemen sıcaktan bu hale geliyorlar. Kısa tüylü hayvanlar çok soğuk iklimde, çok sıcak iklimde hani çabuk dehidrat olacakları için ya da çabuk pişecekleri için beslenmeleri biraz zor. Hani orta iklimler için ya da işte kışın falan beslenecekse daha çok hani evde kapalı ortamda bakılması uygun olan köpektir. Hadi git. Hadi git huysuz. Sen gitme kuşum. Sen gitme. Hı? Babasının gülü. Minnoşum. Ay, Sarata gülüşü. Bak, babasının gülü. Öyle. Biraz minnoşlar benim yanımda küçük çıkıyor olabilirler. Ben 120 kilo falanım. Normalde çıkmaz buraya. Biz çıkardık şu an. Siz görebilin diye. Utangaç minnoşumuzu. Utangaç bir kızdır kendisi. Çok tatlı. Çocuğum. Böyle ırkın standart özelliklerini buradan anlatabilirim. İşte kafa arasının bu şekilde kirintisinin yarık olması, kafa kaslarının büyük olması, çenesinin gelişmiş olması, öyle boyun altının gelişmiş olması, alt çene uzunluğunun üst çene uzunluğundan daha önde olmaması. Bunlar ABKC'nin standartta istediği özellikler. Bizim standartta istediğimiz özelliklerle Amina. Ne? Bizim standartımız ne bakayım kızım? Güzelim. Salak. Dilini yakalarım. Dilini yakalarım. Dilini yakalarım. Vallahi buranı yakalarım. Yanağını yakalarım. Bilinenin aksine çok hareketli, çok işte çeker falan değil. Şehir hayatına, aile hayatına, çocuklu hayata kesinlikle tavsiye ettiğimiz, çok iyi adapte olabilen, çok iyi uyum sağlayabilen, uyumlu, adaptasyonu kolay, kendileri böyle rahat yapıda olan, özgüvenli, karakteri böyle çok baskın olmayan, sizinle keyifli vakit geçirdikçe ömrünü mutlu mesut yaşayabilecek bir köpek. Başka zaten hayvanlara falan çok fazla agresyonları yok. İnsanlara kesinlikle agresyonları yok. Neredeyse hiç agresyonları yok açıkçası. İşte kaslı süs köpekleri gibi bile düşünebilecek köpekler yani. O şekilde biz istiyoruz ki herkes alsın, herkes beslesin, herkes Amerikan Blue sahibi olsun. Ve bakımı da inanılmaz kolay bir köpek. Tüy bakımı vesaire bir şeysi yok. İştahlılar, onu yedi bunu yemeli gibi bir problemleri yok. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. Instagram sayfamızı da altında paylaşacağız. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler varsa alta sorabilirsiniz. Bize Instagram'dan ulaşıp sorabilirsiniz. Şimdilik durumlar bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes kendine iyi baksın.